Şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Ama şeytan ne yapmış? Şurası çok önemli. Şeytan eline silah alarak Adem Aleyhisselam'ın ağaçtan hemen karşısına çıkarak dedi ki: "Ey Adem, şunu yap yoksa kafana sıkarım." mı demiş? Hocam çok önemli bir, çok ciddi bir şey koymuş ortaya. Demiş ki sonsuzluk ağacı Ama bakın, ve son bulmayacak bir hükümranlık. fevesvese ancak fısıldıyor. Elinde bir güç yok. Zaten kullarımın üzerine bir sultanlığı, saltanatı, kuvveti yoktur. O sadece vesvese verir. Biz de şu anda vesvese veriyoruz iyilik adına. Biz de vesvese veriyoruz iyilik adına. Şeytan diyor ki, Şeceretül Hult demiştiniz ya, ölümsüzlük ağacı. Evet. Şeceretül Hult, sana ölümsüzlüğü vereyim. Yani cennette bir insanın neye ihtiyacı olabilir? Mevcut olanı kaybetmeme Evet, yani eminliğini ister. olabildiğince uzun burada yaşamak ister İster. herhalde cenneti yakalayan. Bu dünyada da öyle. Bu dünyada da cennete istediğiniz her şeyi yakaladığınızı düşünün. Ömrüm olabildiğince uzun olsa da şu nimetlerle, şu zenginlikle gitsem diye düşünür Düşünür. herkes, değil mi Eldekini kaybetmekten hocam? endişe eder. Evet. Şeytanın verdiği vesvese de o. Sana diyor ölümsüzlük ağacını ve yine bitmeyecek bir hükümdarlığı. Yani sana bir krallıktan bahsediyor. Cennette onu taahhüt ediyor. Kime diyor? Havva'ya mı demiş? Havva anacığımıza değil. Adem, ey Adem Adem diyor. Aleyhisselam'la beraber muhatap Adem Aleyhisselam ve eşi ona vermiş. Hazreti Adem babamızla beraber geliyor. Sonrasında ne olmuş? Hemen biraz daha aşağı indirebilir miyiz? Burada teklif edilen sonsuzluk ağacından son bulmayacak bir hükümranlık teklif ediliyor hocam şeytan Sonra ne tarafından. olmuş bakalım? Evet. Meyveyi ağacı kim yemiş? Ağaçtan kim yemiş? Ağaca kim yaklaşmış? Tevrat ve İncil'lerde suç Hazreti Havva'daydı. Evet. Şeytan yılanı, yılan Havva annemizi kandırmıştı. Kur'an'da bakalım Hazreti Havva annemiz mi? Bakalım Kur'an kadını aşağılıyor mu? Bakalım Kur'an kadını suçluyor mu? Bakalım Kur'an kadını dışlıyor mu? Bakalım Kur'an bütün günahı kadıncağıza mı yüklüyor? Vurun abalaya mı diyor bakalım. Estağfirullah. Fe akala minha fe badat lehuma. Ne diyormuş Rabbimiz? Diyor ki burada hocam nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Yani o ona yedirdi, o onu kandırdı falan filan yok hocam Demek ki Kur'an'da. işin aslında neymiş? İkisi de. İkisi de yemişler. Yedikleri gibi ne olmuş? Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Yoktu o anda. Cennet elbiseleri vardı üzerlerine. Hiç akıllarında böyle bir şey yoktu. Ama o yasak olana yaklaşınca bir anda vücutları ortaya çıkınca utandılar, Evet. mahcup oldular. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye Sorduğunuz çalıştılar. soru bu işte. Demiştiniz ya Evet. yaprak örtmesi ama öyle gravürlerde yazdığı gibi. Ya adam milattan önce 3. yüzyıllarda işte Pompei'deki gibi. Orada hala duvarlarda farklı Evet. dünyanın görüntüleri var. Adam ahlaktan bahsediyor hala. Ya da Müslümanların görüntüsünden bahsediyor. Havva ve annemizden kendisi gibi bahsediyor. Küçücük bir incir yaprağını koyuyor. Cennet yapraklarıyla tesettüre bürünüyorlar tamamıyla. Bunu nereden çıkardın hocam? Hemen bizi Üstlerini cennet 43'e. yaprağıyla örtmeye çalıştılar derken, yani burada o zaman tek bir yaprakla örtünme kastedilmiyor mu hocam? Yani Tek bir bir yaprak da baştan şimdi aşağı mı? Nasıl? çileğin üzerindeki minik bir yapraktan bahsedilmiyor. Bütün vücudu örtebilecek cennet ağacının yapraklarından bahsediliyor. Bunların ikisi bir değildir ki. Ama meyveyi yiyene kadar asıl üzerlerinde farklı bir cennet kıyafetinin olduğunu öğrenmek çok ilginç bir şey oldu hocam bunun. Yani Doğru. bu nasıl bir kıyafet? Yani görünmez bir kıyafet mi? Hani böyle bir düğmeye basarsınız bir kıyafet giyer ya, bazen bilim kurgu filmlerinde vardır bu. Hemen Bunu yani zız bir diye nevi ona baştan benziyor. Bir de aşağı şöyle bir düşünün. kıyafet. Kağıt kurdu bir güve halinde kendi etrafına bir kıyafet giydirir. Mevsimi ve zamanı geldiği zaman ondan bir anda sıyrılır ve kanatlarıyla kelebek olarak çıkar. Bir nevi o kendi vücudunda bulunan örtüden böyle ayrılmış ve gerçek kimliği, şahsiyeti ön plana çıkmış oluyor ama şu soru akla gelebilir. Peki onlar bunu yapmasaydı biz şu anda cennette olabilir miydik? Evet. Biz ayetten okuduk. İnni ca'ilun fil ardı halife.
ben buyurdu Rabbimiz, yeryüzünde dünyada bir halife yaratacağım. Yani yaratılış amacı oydu zaten. Yani iblisin dahil olması, ağacın yasak olması, bunların hepsi o zaten olacak olan sistemin içerisinde bir parçaydı. Bu zaten olacaktı. Yani yeryüzü için yaratılmıştı insan. Ama yasak olan bir tane olmasa kıymet ortaya çıkmaz. Şimdi Ebu Cehil ile Ebu Leheb nasıl ayrışacak? Hazreti Hamza ile Ebu Talip nasıl birbirinden kayrışacak, farklılaşacak, ortaya çıkacak? Kömürle zümrüdü ne ayrıştıracak? Bir de insan sağlığın kıymetini biraz hastalığa erdiği zaman anlayabiliyor. Evet. Bu sebepten dolayı hemen sonsuzluk ağacını gösterdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.